Ben bilirim ki romanların kışı olmaz, romanların hep yazı olur. Bugün güzel bir gün. Bugün hepimiz ödüleriz. Bugün yeni bir başlangıç. İnşallah 14 Mayıs'ta yepyeni bir başlangıç olacak. Tayyip Baba'yı seviyor musunuz? Şimdi öncelikle onun bir selamı var. Bütün Roma kardeşlerimize selamlarını iletiyor. Ne güzel. Bir taraftan Edirne'nin bütün güzelliklerini yaşıyoruz. Bir taraftan şalgısız yaşayamayız. Bir taraftan çocuklarımız güzel parklarda oynuyorlar. Bir taraftan herkes burada hakikaten bir güzelliği, bir kardeşliği, bir beraberliği bu Hıdrellez gününde hep birlikte yaşıyor. Hıdrellez günü olduğu zaman hepimiz ateşten atlamayı severdik, öyle mi? Bizi atlattılar mı önce? Hem de üçte mi atladım? Şimdi biraz önce Fatih Belediye Başkanımız da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olduğundan bugüne kadar ezan mı okunuyor? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlığa geldiği ilk günden itibaren bir şey yaptı. O da şu: yaşadığı yeri, hayatındaki zorlukları, hayatının ilk günden itibaren tanıdığı insanları, aynı zamanda orada hayatını beraber yaşadığı insanları hiçbir gün unutmadı. Ve bir tek şey daha yaptı.
onların karşı karşıya kaldığı bütün zorlukların ortadan kalkması için devleti, milletine hizmetkar yaptı. Bakın, her şeyi söylerken şöyle sayarım. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Boşnağıyla, Arnavuduyla, Romanıyla, Arabıyla, yani her meseleyi, her noktada milletimizin birliği ve beraberliği içerisinde kucaklayan, sadece kendi ruhunda ve gönlünde değil, bütün milletimizin ruhunda ve gönlünde o birliği yapmaya çalışan, dününü unutmayan, bugününde o hizmetkarlığı yapan, yarına da büyük bir hazırlık yapan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkede geldiği günden itibaren romanları bir gün dahi bırakmamıştır. Ve geldiği günden itibaren attığı adımlarla bunları göstermiştir. Ben İçişleri Bakanı iken beni çağırdı. Dedi ki, sana bir görev veriyorum. Görevin şu, bundan sonra romanlarla birlikte, Aile Bakanlığımızla birlikte sen ilgileneceksin. Ben zaten istediğim oydu ya. Şimdi size hayatımın bir çizgisini anlatayım. Ben nerede büyüdüm? Bir dakika, Gazi Osman Paşa Sarıgöl Mahallesi'nde. Ben... Bakın, hayat bana ne çizgiler gösterdi. Sonra biz 20 yıl, 21 yıl Gazi Osman Paşa'da yaşadık. Sarıgöl'de. Sarıgöl Mahallesi'nden nereye taşındık? Biz Bağlarbaşı Mahallesi'ne taşındık. Bir dakika. Hangi cadde? Sipahiler Caddesi. Peki, Sipahiler Caddesi'nde Sarıgöl'de romanlarla beraber. Bakın. Sipahiler Caddesi'nde olan var değil mi burada beraber? Bak. Sipahiler Caddesi'nde romanlarla beraber. Yani oradan çıktık, tekrar evimize giderken hep romanlarla selamlaşarak, aramızda 50 metre, 100 metre, 150 metre var. Bitmedi. Sonra bundan gene 25-30 yıl önce Karaburun'da bir yazlık yaptık. Yeniköy'de, şeyde Arnavutköy, Terkos'ta. Bildiniz mi Terkos'u? Orada. Şimdi oradan da evimize giderken gene Roman Mahallesi'nin içinden geçtik. Bizim kaderimiz de kesişmiş ve... Aynen, onu anlattım dedim. Orayı unutmadı dedim. Sizi unutmadı. Şunu söyleyeyim. Bugün Hıdrellez. Hıdrellez hepimiz için yeni bir başlangıç. Yeni bir bahar, yeni bir adım, yeni bir yol, yeni bir yolculuk. Kışın hemen hemen yaşadığımız bütün zorlukların atılması, bertaraf edilmesi, gönül kapılarımızın yeniden açılması, yüzümüzün yeniden dinginleşmesi, herkesle yeniden sokağımızda, mahallemizde oturup sohbet edebilmemizin önüne açılması. Hepsi. Şimdi Tayyip Erdoğan tam 21 yıldır Türkiye'nin bütün altyapı hamlelerinin önemli bir bölümünü gerçekleştirdi. Şimdi bu Bay Bay Kemal İHA yapabilir miydi? Bilemedim, yapabilir miydi? SİHA yapabilir miydi? Denizin altından Marmara yapabilir mi? Peki Çanakkale Köprüsü yapabilir mi? Şehir Hastanesi yapabilir mi? Bak ne diyor. Bakan Bey diyor, hastaneler peçetesiz kalır diyor. Şimdi kıymetli romanlar, Tayyip Erdoğan Türkiye'de eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, aynı zamanda bütün bunlarla birlikte güvenlikte, enerjide, bilişimde neredeyse bütün altyapıları tamamladı. Şimdi bu altyapılarla beraber şimdi Türkiye'ye 100 yılın kapısının açmasının zamanı. Ama şimdi Tayyip Erdoğan bir şey daha yapacak. Hani bana söyledi ya, Roman Koordinatör Merkezi'ni sen kuracaksın diye kurduk. Her ilde, romanların bulunduğu her ilde roman koordinatör atadık. Yani her ilde romanların bir temsilcisi var, valilikte var, İstanbul'da her ilçede var,
hem valiliğimizde var hem de İçişleri Bakanlığımızda var. İlk kez bu sistem kuruluyor ve bu sistem çalışıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bana söylediği gibi Murat Kurum Bakanı da çağırdı, Çevre Şehircilik Bakanı. Ona da dedi ki romanların ev sahibi olmasını ve romanları evle buluşturma görevini sana veriyorum dedi. Yaparsa kim yapar? Yaparsa Tayyip Baba mı yapar? Onun için bu dönem hepimiz için, hepiniz için, bütün Türkiye için çok farklı bir dönem olacak. Birlikte çalışacağız. İnşallah birlikte evlerimizi yapacağız. İnşallah ondan sonra da çocuklarımızı birlikte yetiştireceğiz. Sonra da hep birlikte evet Türkiye'ye ille de roman olsunu söyleteceğiz. Hazır mıyız buna? Peki yarın Tayyip Baba nerede? Atatürk Havalimanı'nda mı? Yarın Tayyip Baba Atatürk Havalimanı'nda. Evet. Orada hep birlikte olacak mıyız? Evet. Çatlasınlar mı birbirine? Evet. Şimdi bakınız. Eskiden ilkokula giderken yerlim onlar haftası yapardı. Bizim sınıfımızda da romanlar vardı. Sevda Kaskan'a vardı benim arkadaşım. Bazen armut. Doğru mu? Bazen elma. Evimizde fındık varsa, fıstık varsa onlardan getirirdik. Annemiz böyle bir erişim şey yapmışsa onlardan getirirdik. Yerlimalı haftasını kendi evimizdeki, barkımızdakilerle herkes sınıftan, okuldan ne getiriyorsa böyle bir müsamere salonuna koyarlardı. Orada Yerlimalı haftasını kutlardı. Şimdi Türkiye Yerlimalı haftasını nerede kutluyor biliyor musunuz? Yarın birlikte olacağımız Atatürk Havalimanı'nda kutluyor. Neyle kutluyor? Neyle kutluyor? Teknofest'le kutluyor. Neyle kutluyor? Yerlimalı haftamızı Altay Kavuşumuz'da kutluyor muyuz? Siyah'la kutluyor muyuz? Siyah'la kutluyor muyuz? Kavuşumuzdakilerle herkes sınıftan okuldan ne getiriyorsa böyle bir müsamere salonuna koyarlardı. Orada Yerlimalı Haftası'nı kutlardık. Şimdi Türkiye Yerlimalı Haftası'nı nerede kutluyor biliyor musunuz? Yarın birlikte olacağımız Atatürk Havalimanı'nda kutluyor. Neyle kutluyor? Neyle kutluyor? Teknofest'le kutluyor. Neyle kutluyor? Yerlimalı Haftamızı Altay Tankımızda kutluyor muyuz? İHA'yla kutluyor muyuz? SİHA'yla kutluyor muyuz? Akıncı'yla kutluyor muyuz? Kızıl Elma'yla kutluyor muyuz? Yetmedi. Gök ve helikopterimizle ilk kez kendi helikopterimizi yaptık. Kutluyor muyuz? Anadolu gemimizle kutluyor muyuz? Hür jetimizle kutluyor muyuz? Hür kuşumuzla kutluyor muyuz? Altamızla kutluyor muyuz? Ve kan, milli muharip uçağımızla beraber kutluyor muyuz? Avrupa çatlasın. Amerika çatlasın, Türkiye yaşasın Türkiye! Yaşasın Türkiye! Şimdi size şunu söylüyorum. 14 Mayıs'ta sadece Türkiye için yeni yüzyıl kapısı açılmayacak. Türkiye yüzyılı kapısı açılmayacak. Burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Romanların yüzyılı olacak bu yıl romanların! Buna hazır mısınız? Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçmeye hazır mısınız? Biz mahallelerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla hep beraber emrimizdeyiz. Burada söylüyorum. Önümüzdeki 5 yıl inşallah
hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız. Çünkü Tayyip Baba'nın bize talimatı var. Onlara söylediklerimi yerine getirinceye kadar çalışacaksınız. Evinizi yapana kadar, evlerinizi yapana kadar çalışacağız. Çocuklarımızı en iyi okutana kadar çalışacağız. Türkiye'de romanların da yüzyılı başlıyor. Ben öncelikle... Allah sizin sevginizden, sizin neşenizden, sizin insan sevginizden, sizin bu ülkeyi sevginizden, sizin devletimizi sevgimizden, sevginizden ve sizin evet hepimizi sevgisinden Allah hiçbirimizi mahkum etmesin inşallah. Ben öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar beraberiz. Tam 7 yıldır gece gündüz uyumadım. Çünkü Tayyip Erdoğan'a mahcup olmak, bu millete mahcup olmak, bu görevi Tayyip Erdoğan verdi bana ve ona mahcup olmak, milletimize mahcup olmak hakikaten bu dönem içerisinde bizim için yüz karası bir iş olur. Doğu ve Güneydoğu'daki bütün dağları adım adım bilirim. Kato Dağı'nı bilirim. Gülü Dağı'nı bilirim. Gabar'ı bilirim. Cira Dağları'nı Akçari'de bilirim. İki yakaları bilirim. O en üst 3.000-3.200 metredeki bütün tepelere çıktım. Neden? Evlatlarınızı askere gönderiyorsunuz. Onlar orada vatan müdafası yapıyorlar. Bu ülkenin hürriyeti için, özgürlüğü için. Onları orada yalnız bırakmamak için. Cumhurbaşkanımızın onlara selamını getirebilmek için, onların terörle yaptığı mücadelede onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek için, eksikleri varsa onları giderebilmek için, bir taraftan Tendürek Dağı'na, bir taraftan Kars'ta Çamadur Dağı'na, bir taraftan her tarafta, şimdi Karadeniz tertemiz, hiç de deniz yok, Iğdır tertemiz, Ardahan tertemiz, işte Tüncel'den kardeşimiz geldi, burada diyor ki ben askerlik yapıyorum orada. Her şey tertemiz diyor. Her şey tertemiz. Şimdi bunlar Türkiye'si Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Apo ile Selo'yu serbest bırakacaklarmış. Bunlar Irak'ın kuzeyiyle hemen sınırlarımızın yanı başında Suriye'nin kuzeyinde 1300 kilometrelik bir alanda terör devleti kuracaklarmış. Bunlar aynı zamanda 15 Temmuz'da bu ülkede katliamı yapan, bu ülkeyi Amerika'ya peşkeş çekmek isteyen FETÖ'cüler de devletin başına tekrar getireceklermiş. Bunların hepsini kendileri söylüyorlar. Bunları da demokratik açılım olarak söylüyorlar. Türkiye'yi evet yoğun bakıma almak istiyorlar. Türkiye'ye evet Amerika'nın ve Avrupa'nın yıllardan beri istediği Türkiye'nin üzerine vesayet kurmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun en büyük projesi 300 milyar dolar borç bulacakmış İngiltere'deki bankerlerden. Abi biz IMF'den kurtulduk, zor kurtulduk be ya. He? Zor kurtulmadık mı? Elin adamlarını buradan tenekelerle kovardık. Tayyip Erdoğan hepsini sildi süpürdü. IMF'ye borcumuz ödemedi mi? Bu tekrar bizi dünyaya borçlandıracak. Ve çocuklarımız, bakın, Avrupa'da devletin her 100 lirasının 90 lirası borç. Bunu biliyor musunuz? Avrupa'nın tamamında. Türkiye'de de 100 lirada 31 lira. Tayyip Erdoğan aldığı zaman 100 lirada 71 liraydı. Ve Tayyip Erdoğan onu düşürdü, Avrupa onu çıkarttı. Neden? Tayyip Erdoğan IMF'yi de gönderdi. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli romanlar. Şimdi ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Doğan çocuklarımızı İngiltere'nin tefecilerine borçlu yapmak istiyorlar. Yapmak istedikleri bu. Borcu ölen sever mi? Sever tabii. Neden?
borcu ödeyecek. Ondan sonra ödenmeyecek. Sonra almaya başlayacak. TOG'u alacak. Anadolu gemisini alacak. İHA'yı alacak. SİHA'yı alacak. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alacak. Çanakkale Köprüsü'nü alacak. Hepsini alacak. Türkiye'yi soyup soğana çevirecek. Bu millet bunu görüyor. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi soyup soğana çevirenleri paketledi, gönderdi. Paketledi. Paketledi, gönderdi. Ve şunu söyleyeyim. Bir taraftan bunun mücadelesini yaptık. Bir taraftan DAEŞ'le mücadele ettik. Bir taraftan FETÖ'yle mücadele ettik. Bir taraftan göçmen kaçakçılığıyla mücadele ettik. Bütün bunlarda gece gündüz uyumadık. Size bir tek şey söylemek istiyorum. Tayyip Erdoğan gibi liderler 100 yılda bir gelir Roma kardeşlerim. 100 yılda bir. Milletini bilen, küçüğüyle küçük, büyüğüyle büyük, romanıyla roman, Kürtüyle Kürt, Türküyle Türk, Arnavutuyla Arnavut, Boşnağıyla Boşnak. Bu millette 85 milyonun kardeş olduğunu bilen, bunu unutmayan, ben sadece milletin ve Allah'ın önünde yürüyüm diyen bu tip liderler 100 yılda bir gelir, 100 yılda bir. Amerika, Avrupa kafayı yedi. Yönünü şaşırttı. Ya koskoca Avrupa'daki ülkeler birbirinin maskesini mi çalar ya? Pandemi döneminde birbirinin maskesini çaldılar. Bu bir utanmazlıktır. Türkiye buradan İngiltere'ye yardım etti, biliyorsunuz değil mi? Buradan İngiltere'ye yardım ettik pandemi döneminde. Birçok ülkeye yaptık. Neden? Biz onlar gibi değiliz. Ama onlar aşılarını yaptılar. Dünyadaki fukara ülkelerle orta zengin ülkelere aşılarını göndermediler. Kendi ülkelerindeki yaşları ölüme terk ettiler. Hastanelere almadılar. Şimdi biz ne yaptık peki? Biz 5 yıldızlı şehir hastanelerinde ne yaptık? Hastamıza, yaşlımıza, büyüğümüze bakmadık mı? Peki Baybar Kemal ne dedi? Baybar Kemal dedi ki şehir hastanelerinin hesabını ben Tayyip Erdoğan'a soracağım dedi. Baybar Kemal, bizim emeklerimiz de yaşlarımız da sana bu söyleminin hesabını soracaklar. Şimdi bir şey soracağım size. Roman Mahallesi'ne 2 tane adam geldi. İkisi yan yana yürüyor. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri Kemal Kılıçdaroğlu. Kimi seçersiniz be? Ya ötekisini seçecek bir taraf var mı? Ötekini seçecek bir tarafı var mı? Terazinin bir adaleti var mı? Terazinin. Şimdi kıymetli romanlar, kıymetli hemşehrilerim, tarihin en önemli seçimine gidiyoruz. Tam 104 yıl önce bizi vesayete almaya çalışanlar 104 yıl sonra APO'yla, SENO'yla, FETÖ'yle ve kendi burada kurduğu onunla ve tezgahla Baybay Kemal'in üzerinden tekrar Türkiye'nin bağımsızlığını almak istiyorlar. Buna müsaade edecek misiniz? Bir de bu Allah Allah, ne zaman? Yazıklar olsun. Bir karikatür gösteriyor da romanları gördünüz mü? Romanların karikatürünü. Şimdi ben onlara bir laf söyleyecektim de niye söylemiyorum? Şimdi kıymetli roman kardeşlerim. Benim size son söyleyeceğim söz şudur. Ben Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşıyım. O bizim liderimiz. 24 saat çalışan bir insandır. Hepimizden daha fazla çalışır. Ülkesini, milletini, dünyadaki mazlumu, mağduru 24 saat zihninde düşünen bir insandır. Size söyleyeceğim şudur. Tayyip Erdoğan size emanettir.
Tayyip Erdoğan size emanettir. Tayyip Erdoğan size emanettir. Emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Emaneti aldınız, kabul ettiniz mi? Öncelikle bu güzel günde her birinize teşekkür ediyorum. Her gününüz yaz olsun. Her gününüz bahar olsun. Her gününüz güzel olsun. Biz emrinize amadeyiz. Sizi seviyoruz.